Herkese merhaba arkadaşlar. Asumanca mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlerle görüntüsü ve tadıyla sizi ve yiyenlerini kendine hayran bırakacak olan kesme irmik tatlısı yapacağız. Şerbetini yaparak tarifimize başlayabiliriz. 4 su bardağı toz şekerimi tenceremin içine alıyorum. Bardak ölçüm 200 ml olacak. Üzerine ise yine 5 su bardağı aynı bardak ölçüsüyle yani 200 ml olacak şekilde 5 su bardağı suyumu ekliyorum. Ve şerbetimi önce karıştıracağım sonra da kaynatmaya bırakacağım. Şerbetimi ocağıma alır almaz şöyle hemen karıştırıyorum. Topaklanma olmasın diye ve artık tarifimize geçebiliriz. 125 gram kadar tereyağım var. Tereyağımı ocağıma alıyorum. Bir tavanın içinde yakmadan eritiyorum. Erittiğim tereyağımı ise yoğurma kabımın içine alıyorum. Üzerine ise bir çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. 3 yemek kaşığı tepeleme hindistan cevizimi ekliyorum. Hindistan cevizi çok hafif olmasını sağlayacak. Yine bir çay bardağı irmiğimi ekledim. Üzerine ise pudra şekerimi ekleyeceğim. Bir kaşık ve iki kaşık yeterli olacaktır. İki kaşık pudra şekeri, bir paket şekerli vanilin, ve bir pakette kabartma tozumu malzemelerimin üzerine ekliyorum. Karıştırma kabımı aldığım tüm bu malzememi ise iyice karıştırıyorum. Birbirinin içine geçmesini sağlıyorum. Yani homojen bir hale gelmesini sağlıyorum. Artık unumuzu ekleyebiliriz. Önce bir bardak unumuzu yavaş yavaş ekliyorum. Ekleme sırasında da bir yandan karıştırıyorum, unun diğer malzemelerle buluşmasını sağlıyorum. İyice karıştıralım. Evet, ikinci bardak unum da geldi. Onu da yine diğer malzemelerle birlikte iyice yavaş yavaş ekleyerek bir yandan da karıştırarak hamurumu oluşturmaya başladım. 200 mililitre bardak ölçüsüyle silme un kullanıyorum. Biraz daha kaşığımızla hamurumuzu yoğuralım. Henüz yoğurmaya başlamadık. Biraz sonra ise yoğurmaya tabii ki başlayacağız. Kaşığımla hamur haline getirdim oldukça yumuşak bir hamur kolayca şekil alabilecek çok güzel bir hamur. Şimdi ise küçük yarım limonumu sıkıyorum. 10 dakika boyunca şerbetim kaynadı. Şerbetimin içine ekliyorum. 5 dakika daha şerbetimi limonu bir şekilde kaynattıktan sonra ise şerbetimi soğumaya bırakacağım. Çünkü tatlımızın üzerine ılık şerbet dökeceğiz. Bir tane yumurtam var. Dinlenmiş olan hamurumun üzerine bir yumurtamı ekliyorum. Yoğurarak yumurtamın hamurla birleşmesini sağlıyorum. Birkaç dakika hamurumu yumurtayla birlikte yoğurduktan sonra ise hamurum gerçek kıvamını almış olacak. Artık hamurumuza şeklini verebiliriz. Yarım su bardağı irmiğim. Bir tabağın içine aldım. Üzerine ise tepeleme bir yemek kaşığı hindistan cevizi alıyorum. İki malzemeyi şöyle bir karıştırıyorum. Hamurumdan mandalina büyüklüğünde bir parça aldım. Ona silindir şeklini veriyorum. İki parmağımı, iki elimi kullanarak silindir şeklini veriyorum. Hazırlamış olduğum irmek ve Hindistan cevizinde ise bu silindiri yuvarlıyorum. Tamamen kaplanmasını sağlıyorum. Şimdi ise bıçak yardımıyla iki parmak kalınlığında kesiyorum. Bir parça hamurumu yine aldım. Zeminimi irmik ve hindistan cevizi karışımından sürdüm. Silindir şeklini verdiğim hamurumu ise yine kesiyorum bu defa hamur kesme aletimi kullanıyorum bıçak da kullanabiliriz hiç fark etmez oldukça güzel şekli olan bir tatlıyı artık oluşturmuş olduk yapımı oldukça kolay malzemeleri evde bulunabilecek malzemeler Tadı ise kesinlikle çok güzel. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ee, hazır zannedilebilecek kadar mükemmel bir tatlı oluyor. Yine şeklini vererek Evet son hamurumuzu da Sondan bir önceki hamurumuzda yapmış olduk. Tatlılarımızı artık pişirebiliriz. 1-2 yemek kaşığı sıvı yağımı tepsime aldım. Bir fırça yardımıyla tepsimin zeminini Tamamını yağlıyorum. Sıvı yağ ile tepsimi yağlıyorum. Oluşturduğum şeklini verdiğim tatlılarımı ise sırasıyla tepsime yerleştiriyorum. Fırınımı 200 dereceye ayarlıyorum. Önceden ısıtıyorum ve hafif pembeleşinceye kadar tatlılarımı pişiriyorum. Evet tatlılarım pişti. Artık şerbetini üzerine dökebiliriz. Tatlılarımın ilk sıcağı geçti biraz beklettim 1 2 dakika kadar beklettim. Şerbetim ise oldukça ılık yani bir yoğurt mayalama kıvamında diyebiliriz. Sıcak kurabiyelerin üzerine ılık şerbetimi döküyorum. Hemen çekmeye başladı zaten ve 15 20 dakika kadar sonra ise servise hazır hale gelecektir. Oh mis afiyet.